Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blocks MC sunucusuna nasıl girilir onu göstereceğim. Nasıl üye olunur onu da göstereceğim. Ben Blocks MC'ye şu an üyeyim. Hiçbir problemim yok açıkçası size söylersem. Ben alt tab yapayım şimdi bakın. Google Chrome'a geliyorum. Ekran kaydı alıyor musun? Evet. Buraya Blocks MC yazıyorum. Şunları kapat. Blocks MC kayıt yazıyoruz. MC yazıyoruz. Direkt bunu da yazabilirsiniz. Blocks MC server yazıyorum. Çok iyi bir server. Size önereceğim bir server. Çok güzel. Arap olmasına rağmen oyunda Türkler de var. İngilizler de var. Herkes var yani. Bayağı iyi. Şöyle katılımcıları da görebiliyorsunuz. Bayağı yani her gün aktifler ve güzel şeyleri var, sunucuları var. Arapça sıkıntı değil yani buradan İngilizceyi de çevirebilirsiniz. Ben Türkçe de kullanabiliyorum Google'dan. Yani güzel bir sürü sunucu var. Egg Wars, Bed Wars, Sky PvP her şey var. Lucky Block da var. Neyse. Şimdi biz ne yapalım? Girelim nasıl girilir onu göstereyim sizlere. Sunucu ekle kısmı var bakın. Şurada sunucu ekle kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Sunucuya katıl falan bunları ellemeyin. Ve size aşağıda vereceğim IP'yi göstereyim sizlere. blocks.mc.net miydi? Dur. Buradan bir bakabiliriz. blocks.mc.com bakın. blocks.mc.com yazıyorsunuz. Sunucu ekle kısmına. Bunu önemli değil. Sunucu adı önemli değil. Kesinlikle önemli değil. Yani istediğinizi yazarsınız buraya. Ben blog yazalım hemen. blocks.mc.com yazalım. Ve tamam diyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Ben bunu siliyorum. Bende bir tane daha var çünkü. Geldikten sonra bunun üstüne çift tıklıyorsunuz. Bu arada çalışıyor böyle sıkıntısız. Şimdi bakın sizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi nokta tuşuna tıkladık. Buraya register yazın. Ve parolanızı yazın. Atıyorum 123 123 veya işte isminizi yazın. Atıyorum Yusuf olur mesela. Yusuf yazın. Boşluk bırakın. Yusuf yazın. Sonra bir daha yazın Yusuf yanına. Mesela şöyle. Bize atabilir her an. O yüzden hızlı yazmamız gerekiyor. Yusuf ve tekrar Yusuf yazın. Bakın şurada da İngilizce anlayanlar varsa yaparlar. Yapın. Enter deyin. Evet tekrar attı bizi. Girelim yine. Sonra tekrar nokta tuşuna tıklayın. Zaten slash işaretini yazmamıza gerek yok. T tuşuna tıklayın. Buraya login. İşte şifreniz neyse 123 işte demin gösterdiğim örnek. Ben ismimi yazıyorum. Enter diyorum. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Geldi hadi açıl. Açıl. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi bakın hemen sağ tarafımızda tokenlerimiz yazıyor bakın. Şu kısımda bakın. Şu kısımda yazıyor sağ kısımda. Tokenleriniz, hediyeleriniz falan yazıyor. Her şeyiniz yazıyor. İşte benim 105 tokenim var yani param. Bakın şimdi elinize bir pusula gelecek. Buna sağ tık yapın. Buradan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Bed Wars, Egg Wars, Sky Wars, Party PvP, PvP, Redstone PvP, Sky PvP, Prison, Creative, Hide and Seek yani saklambaç, Build Battle, UHC Run, Sky Jitans, Survival Games, Lucky Block Wars, Murder Mystery, Katil Kimyane, TNT Talk, Super Jump, Split, Gravity, Block Party, Quake Party, 1vs1, The Bridge, Gift Slot ve Hoop Spam. Yani bu ikisini elemenize gerek yok. Şunlar sunucular. Diyorum ben neye gireyim? Lucky Block Wars'a gireyim. Hatta Bed Wars'a girelim hemen. Merak edenleriniz olur. Şurada sunucular var şimdi. Bakın hemen şeyin yanında bizim bu elimizdeki pusulanın yanında bir tane profil kısmı var.
Buna sağ tık yapın. Burada işte kaç gün online olduğun yazıyor. İşte hediyelerin ve tokenin yazıyor. Burada da ayarların var işte. Bunları elleme istersen. Eğer biliyorsan. Tabii ki de şeyi İngilizce. Bakın gördüğünüz gibi chatte bu arada Türkler de var. Taha'ya ben oynarım. İşte Gaçer böyle böyle şeyler yazıyor. Hemen onun yanında Lobby Games var. Bu da işte lobileri senin oluşturabildiğin veya arkadaşının lobileri oluyor. Onlara girebilirsin. Ben oradan çıktım şimdi. Collectibles kısmı var. İşte buradan benim dediğim şuradaki token kısmından alışveriş yapabilirsin istediğin gibi. Yani biriktire biriktire oyun oynuyor oyun ya. Burada da işte hide all var. Buna sağ tık yaptığımızda arkadaşlarını gösteriyor. İşte senin kaç hangi arkadaşın var. Tekrar sağ tık yapalım. Arkadaşların. Ve hide all. Bak show all. Bu insanları gösteriyor. Friends only sadece arkadaşların. Ve hide all gri yani. Kimseyi gösterme. Ben şimdi bunu show all yapalım. İnsanları da görelim. Yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada 4 vs 4. Yani 3 tane takım oluyor. 4 kişi oluyor. 3 vs 3. 3 kişilik takım var. 2 kişilik takım. Pardon. 2 kişilik aynen doubles. 2 kişilik takım var. Ve solo yani tek kişilik takım var. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan. Ben atıyorum 4 vs 4'ü seçtim. Buradan bakın serverlar var. En çok dolu olana girebilirsiniz. 16/16 bakın altta yazıyor kaç kişilik. Buna tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor yani. Giremiyorsunuz çünkü sunucu dolu. 16 kişiden 16 kişi var. Bakın burada mesela 15 kişiydi. Ben tıkladım bir anda. 16 kişi oldu bakın. 12 kişi tıkladım o server'a. Beni oraya atacak hadi. Şunu seçelim ha. Evet gördüğünüz gibi geldi. Bedwars yazıyor. Hatta bakın elinizdeki yıldız var ya. Ona sağ tık yapın. Buradan takım seçebiliyorsunuz renginizi. Ben sarı olayım. Mesela. Burada da işte lobiye gidebileceğiniz bu balçık. Lobiye gitmenizi sağlıyor. Evet oyun başladı. Şimdi buraya gelelim. Bir burada birazcık kalalım. En azından size tanıtmış oldum oyunu. Bu arada C tuşuna basayım ben. Bakın burada oyunda Türk var mı? Sanırım yok. Aynen yokmuş. Var ama başka kişiler de var emin olun yani. Bakın ben bu arada şeyle girmişim. Optifine. Buradan hemen bir blok. Bir tane de şey alalım. Bu harita 2'dir çıkıyor bu arada bana. Ben daha önce de oynadım çünkü. Şöyle şey yapalım. Yol yapalım hızlıca. Hadi. Hadi hadi. 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 Blon bitti ve yere düştüm. Dediğim gibi çok güzel oyun. Yani sunucu daha doğrusu. Bed Wars, Egg Wars bir sürü oyun var. Yani dilediğiniz kadar online oynayabilirsiniz. Bu arada pinginiz de düşüyor. Haberiniz olsun. Yani yüksek pingle girseniz bile yani 20'yi geçmez. Çünkü millet de 20 olarak giriyor sunucuya. O yüzden sıkıntınız olmaz yani korkmayın. Şöyle bir tane şey alalım. Şimdi size bu oyunu bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler zaten videoyu çoktan çıkmıştır bile videodan. Bu oyunda elmaslarınız ve zümrütleriniz var. Ve o zümrütlerle alışveriş yapıyorsunuz. Demin ben demir aldım mesela. Taş kılıç aldım kendime. Bakın bir elmas varmış. Gidelim hemen trap geliştirelim. Takımınızı da geliştirebiliyorsunuz. Ve bet kırıyorsunuz burada. Yani nasıl diyeyim sizlere? Aa düştük. Boş ver. Bet geliştiriyorsunuz. Bet geliştirmek nedir? Sizin bütün takımların yatakları oluyor. Yani mesela yeşilin, sarının. Onları kırmaya çalışıyorsunuz. Eggwars gibi. Ama yatak versiyonu. Öyle diyeyim sizlere. Bak 42 tane vardı neden? Kendime bir tane bomba almadım ki. Bakın bomba aldım mesela. Burada blok TNT falan var işte kaç altın. 12 altın mesela. Of, bunlar 10 ayrı. İşte kılıçlar da var. 3 tane zümrütte mesela. Diamond Clutch, Iron Sword 7 altına. Ben bunu alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Buradan da TM Upgrades'e geldikten sonra burada da
İşte takımınızın mesela şu demirleri altınları daha da hızlı arttırıyorsunuz. Ve sonra ne oluyor? Altınınız arttığı için kendinize daha güzel şeyler alabiliyorsunuz. Bakın bir tane pickaxe aldım gördüğünüz gibi. Bir daha tıkladım. Bakın demire dönüştü. Böyle de yapabilirsiniz. Neyse ben buna bir altın daha alabilir miyim? Hadi. 7 altın olsun. Ve sandıklarınız var işte. Ender chest'iniz var. İşte bunu ben buraya koyuyorum mesela. Bu sandık. Yani siz öldükten sonra da envanterinizi oraya koyabilirsiniz. Siz öldükten sonra o eşyalar orada kalıyor sandıkta. Bu sandıkta da işte takım arkadaşlarınızın koyduğu şeyler var. Orada yani herkes alabiliyor. Diğeri size özel. Bakın şimdi kimdir? Ne yaptım ki ben şimdi? Şimdi bir takım kıralım isterseniz. Gidelim. Oo 3 tane olmuş. Bu takım ama ya. Geliştirebilirim diyecektim de neyse. Öldük yine. Bakın buradaki zümrütleri alıyorsunuz. İşte buradaki. Ortaya doğru yol yapınca. Şimdi ben hızlıca bakın biriktirdiğim şeyler hala duruyor. Bakın hemen 7 altına şu demir kılıçtan aldım. Bir tane de pickaxe alalım dur diyeceğim de ona onu aldık. Bu arada demir aldık ya şimdi. Demir aldıktan sonra bunları hala kalıyor demir olarak kalıyor. Yani değişen bir şey yok. Korkmayın demir şeyim gitti boşuna onu o kadar bekledim demeyin. Hala demir duruyor olacak. Bunları da şöyle koyalım. Tabii ben biriktireyim bir tane daha bomba alayım. Bir sefer oralara doğru gitmeyeceğim. Direkt ortaya doğru gideceğim. Bu BDD'yi korumanız gerekiyor. Geliyorlar kırıyorlar çünkü. En azından sizi de Bed Wars'u tanıttık. Lan konuşamadım. Tanıttım. Hani 40 tane oldu. Burada zaten yazıyor üstlerinde kaç kuruş oldu falan. Şunu da mesela şuraya koyalım. Lan shift'e basıyorum 2 saattir. Ha. Şöyle geçelim. Oyunu anlayanlar vardır kesinlikle. Ha bak bir tanesi oraya yol yapıyor mesela. Bu bombayı atacağım mesela. Bakın seni mi bekleyeceğim? Bu arada ben blok almayı unuttum. Kesinlikle gittik. Tamam, teşekkürler. Şöyle hızlıca yol yapacağız bunu şu an. Hop! Aa bir şey olmadı. Bakın gördüğünüz gibi bomba da bu işe yarıyor. Hemen kaptım bu arada ben. İki elmas. Ben ne kadar... 3 oldu. Şimdi bunu geliştireceğim takımımı. İnşallah şuna. Bayağı noobum bu arada oyunda. Hızlı blok koyduğuma bakmayın. Böyle dikkatli olun böyle yollarda da. Size tavsiyem. Bakın geldik sağ salim. Şimdi tam upgrade'se geliyoruz. Ve buradan 3 diamond'a ben bunu geliştirdim. Kim geldi lan? Aaa! Neredesin? Neredesin? Aa öldük. Allah'ım inşallah adam öldürmüştür de. Aynen öldürmüş. Ve sarı takım kazandı. Biz kazandık. Neyse. Bu kadardı. Bir yer daha atalım hatta sizinle. Evet gördüğünüz gibi şimdi takım seçimi yapalım. Ben direkt kırmızı takımı seçtim. Ben kırmızı rengi seviyorum çünkü. Evet gördüğünüz gibi bakın aşağıda da işte yerler var. Bed Wars'ı ben çok seviyorum. Yani Egg Wars da sevdim. Ben Egg Wars da oynuyordum. Ama daha güzel geldi bana bu. Bunu oynuyorum o yüzden. Hadi hızlı. Evet. Bunu Minecraft'a yeni başlayanlar için yaptım yani bu videoyu. İşte
oynamak isteyenlere. Senin 16 tane yetmez de. Birazcık daha alalım. Aynen. Bakın 4 taneye bir yün blok, bir 4 altına bir tahta, 24 ayrına da end stone yani end taşı veriliyor. Daha biriktirsek. Aynen. Tamam, şimdi bakın 4 altına ben bu yatağı kaplayacağım. Çünkü yatakları kırıyorlar. Ve takım kazanıyor. Yatak kırıldıktan sonra da zaten bir daha doğamıyorsunuz, haberiniz olsun. Yatağı kırmamanız gerekiyor, onu korumanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Tabi millet genelde en fazla kullanılan end taşı da şöyle koyalım. Bakın. Bayağı güzel oldu. Yani arkadaşlarımla falan oynuyorum diyecekseniz P tuşuna basın. Buradan işte birine mesajları kapatabiliyorsunuz. Gizle diyebiliyorsunuz. İşte burada birilerine arkadaş ekleyebiliyorsunuz. P tuşuna basın. Onu diyorum. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Evet. Birinin yatağı kurmuş. Aynen. Birinin yatağını kurmuşlar. Mavi takımın yatağını kurmuşlar. Bu arada normalde şimdi ciddileşelim. Bayağı iyi oynayacağım bu sefer arkadaşlar. Aa, aşağıya düşürdüm. Evet, bayağı iyiyiz takımda. Şunları bir ben bir yere saklayayım en azından. Çünkü bayağı çalan olabilir. Şunu bir şöyle saklasak daha iyi. Hani şöyle saklayalım, ölürsek eğer. Bakın yeşili de kırmaya gidiyoruz. Bakın. Yatak kır. Ooo, demir kılıcı vardı ya. Neyse, o elmasları almaya gidiyorum ben hemen. Hızlıca ki trap geliştirelim. Birazcık daha hızlı gelsin. Koşuyorum. Ki başka takım gelmesin. Hah, bakın birazcık daha artmış. 3 tane çok iyi. Benim buraya sakladıklarım ne oldu? Aldılar deme bana ya. Almışlarsa ne diyeyim yani. Ya almışlar, neyse. Geri dönelim isterseniz. 3 taneyle de şey yapabiliriz. Şuna koyayım. Böyle ciddileşelim. Birazcık daha erkek oynayalım değil mi? Şimdi ciddileşelim. Diamond Crate'e geldim. Buradan 3 Diamond'da şunu geliştirsek. Bunu geliştirdim artık. Evet, daha hızlı arttı gördüğünüz gibi. Bu arada beni de iyileştirmem gerekiyor benim. Çünkü bizim takım arkadaşları şey yapmıyor. Evet, gördüğünüz gibi sarı buraya doğru geliyormuş. Hızlıca birazcık bir şey kaplayacağım. End taşı alalım. Ooo, biz kazandık. Yes. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın ve bye.